Kadesin 596 binden fazla kadının ihbarlarıyla şiddete müdahale ettiğini biliyor musunuz? Kades, tek dokunuşla kadınların yanında, şiddetin karşısında. Around Europe tonight. We're seeing a lot of it here from Almeida. And Benfica only a point behind. Coming in. Hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün birbirinden özel konuklarım var stüdyoda. Tabii ki birbirinden özel sohbetler edeceğiz. Teker teker size tanıtmak isterim kendilerini. Dünyada bilardo deyince ilk onun ismi akla geliyor. Sayın Raymond Kölemans. Tarihin en büyük 3 bant oyuncusu bizimle birlikte. We are pleased to welcome Mr. Kölemans. One of the most important names. En önemli isimlerden biri. Bilardo dünyasında. Stüdyomuza hoş geldiniz. Thank you for ve teşekkürler bize katıldığınız için. Thank you for joining us. Tabii ki bizi dünyada temsil eden çok çok önemli bir isim. Bilardo deyince gururumuz Sayın Semih Saygıner bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve genç yetenek, genç şampiyon Burak Ayşaş bizimle birlikte. Onunla tabii ki başarısını konuşacağız, bu yolculuğu konuşacağız. Burak hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ve Türk futbolu deyince onun ismi en ön sıralarda yazılı. Çok değerli bir isim, sevgili. Konuyu değiştirmeyelim, birazdan konuşuyorduk. Eski milli takım oyuncumuz ve aynı zamanda da TV Bu Spor yorumcusu Tümer Metin bizimle birlikte. Hoş geldiniz Çiğdem, efendim. Merhaba, teşekkür ederiz. Ev sahibi miyim, konuk muyum? Tam anlamış değilim. Her şeysiniz. Tamam, teşekkür ederiz. Değerli konuklarımızı stüdyomuzda ağırlamaktan da mutluluk duyuyoruz. Çok heyecanlıyız. Ya böyle büyük bir ismi hem ülkede ağırladığımız için ustanın buna vesile olması önemli bir adım oldu. Vallahi elimiz ayağımız titriyor. Burak'ın heyecanı bana geçiyor. Benim heyecanım kendi içinde. Sakin olun Kölemans ya, bir şey yok. Bir şey yok değil mi? Yani. Sen aşkınsın da biz değiliz. Yok tabii. Değilim abi, evet. Evde halimi görür. Böyle elim ayağım karışıyor. Bak burası çok önemli detay.
Semih Saygıner'in heyecanlandığı yerde bizim duygularımızı düşünün. Evet. Yani Semih Saygıner heyecanlanıyorsa biz ne yapalım artık? Vallahi öyle ya. Tabii biraz da geçmişe gideceğiz. Bir 92'ye gideceğiz. Tabii. O maçın heyecanını da yaşayacağız. Öncelikle çok özel bir turnuva bizleri bekliyor değil mi? 28'inde başlayacak, 28 Mart'ta başlayacak ve 31'inde sona erecek. Evet. Handikaplı 3 bantlı evet. Bilardo turnuvası başlıyor. Sevgili Semih Saygıner'in ev sahipliğinde olacak. Biraz bilgilendirelim izleyicilerimizi. Tamam. Kimler katılacak ve bunun aynı zamanda bir özelliği, bu turnuvanın özelliği değil mi? Hem amatörler hem profesyoneller aynen. bir arada olacak. Orada aynen. çok ince bir detay var. Usta iyi anlatır onu. Buyur usta. Anlatayım ben. Orada şöyle bir şey var. Aslında sporu sevdirmek için başka spor branşlarında da yapılan bir şey bu. Dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor. Amatör oyuncularla profesyonel oyuncuları birleştiren eventler diyoruz buna. Bizde de 21.si yapılıyor. Bu arada ben sadece ev sahipliği gibi anlattınız ama Bilardo Max ailesi ev sahipliği yapıyor. Ben biraz Kölemans'ın gelmesine vesile oldum. Yani dedim ki yani bu sefer Raymond'u davet edelim. Çok özel bir şey olsun. Çünkü gerçekten onun masanın etrafında dolaşması yeter. Şimdi çok uzun yıllar oldu Bilardo'yu bırakalı. 2001'de bıraktı. Kariyerini dondurdu. Turnuva oynamıyor. Bana dedi ki hatta işte yani ya dedi yaş var artık dedi eskisi gibi oynayamıyorum. Dedim baba dolaş yeter yani. Anlatabiliyor muyum? Onu ağırlamak büyük bir zevk bizim için de. Böyle bir aktivite bu. Bir yıldır neredeyse oyuncular işte aralarında eleniyorlar. Yani öyle bir büyük bir yarış event düşünün. Kaç oyuncuyla başladı bu süreç? Vallahi sayıyı bilmiyorum da birkaç yüz kişi diyebilirim yani. Kulüpte ne kadar üye varsa herkes bunun için yarışıyor. İşte 32 kişi kaldık. 8 grup, 4'er kişiden oluşuyor gruplar. Mesela Tümer'le Kölemans aynı grupta. Kölemans grup lideri. Seeded oyuncu yani. Aynı zamanda açılış maçında evet, da birliktesiniz. İlk maçı. Yarın 12'de de açılış maçı oynanacak. Vallahi herkesi Bilardo Max ligini takip etmeye bekliyorum. Bilardo.com.tr'den canlı yayınlanacak maçlar. Onu hemen unutmadan söyleyeyim. Bilardo.com.tr efsanenin maçlarını izleyeceğiz orada. Diğer oyuncuların maçlarını izleyeceğiz. Ya ben çok heyecanlıyım. Yani bir de bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani şu an Türkiye'nin en havalı adım ben olabilirim. Yani. Bizim evimizde kalıyor abi Kölemans ya. Ya düşünsene 88 yılında Atatürk Havalimanı'nda genç bir çocukken, Bilardo sevdalısıyken rahmetli Bora Karatay'la gidiyorsun, organizasyonu yapmış. Atatürk Havalimanı'nda karşılıyorsun. Camdı böyle. Belki hatırlamazsınız. Cam bavulları alanları görürdün. Ben böyle Kölemans'a Steyr Arsa'yı salladığımı hatırlıyorum. Çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Aynı heyecanla gittim havaalanına. Yani böyle bir duayeni Bilardo Max ailesi, Bilardo camiası olarak ağırlamış olmaktan gerçekten çok büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Tekrar hoş geldiniz ülkemize. Mr. Kölemans tekrar hoş geldiniz. Tabii şimdi daha önce de Türkiye'ye geldiniz. Birçok Grand Prix, aynı zamanda dünya şampiyonluğu maçları da oynadınız. Sayın Semih Saygıner de belirtti. Herkes çok heyecanlı. Bilardo deyince, sizin isminizi duyunca gerçekten de tüm bilardo severler fazlasıyla heyecanlanıyorlar. Semih Saygıner'in davetiyle birlikte geldiniz. Sizi kabul etmeye, bu daveti kabul etmeye yönlendiren şey neydi? Onunla başlayalım sohbetimize. 20 yıl aşkında oynamıyorsunuz profesyonel anlamda daha doğrusu. Semih Saygıner'in teklifini kabul etmeye yönlendiren şey neydi? Öyle başlayalım. Yes, I'm happy. Çok mutluyum. He asked me to come over. Buraya gelmemi istediler. To play a special tournament. Özel bir turnuvada oynamamı istediler. It's more a show tournament. It's not a real. Bir show turnuvası tabii ki, gerçek bir şampiyona değil. And I say yes, because evet, o yüzden the real competition. Tabii ki kabul ettim. I don't play it anymore. Çok büyük turnuvalarda oynamıyorum artık. Ama tabii ki oynamak istiyorum bu tür turnuvalarda. Ve en iyi showman şu anda burada Semih Saygıner. Belki de tüm dünyada öyle. Ve şunu söyledim, Semih kabul ediyorum. Ve teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Tabii şimdi birçok anı var. Hem birlikte olduğunuz hem değil mi? Evet. Türk
bilardosunu da ilgilendiren biraz geçmişe dönerim. Çiğdem şunu söyleyeyim, ben çok merak ediyorum. Eminim tamam. İzleyicilerimiz de merak ediyor. 92'deki maç. Tam ona geliyordum ben de. ona geliyordum. Türkiye'de tam. Bilardo'nun miladı kabul edilen. Aynen. Ve bakış açısını değiştiren, suyun başka yöne akmasını sağlayan maç oldu. Semih'in çok güzel bir anısı var. Ben daha önceden bildiğim için. Bir maç daha önce bir maç oynamıştınız. Evet. Raymond evet. kazandığı maç. Evet. Semih şöyle ifade ediyor. Ben kendime inanamadım. Raymond'ı yeneceğim. Heyecanıma yenik düşüp kaybettim dedi. Aynen. Tamam. Aynen. Şimdi ikinci maçta aynı duygu var mıydı? O zaman görmüyordum. O mesela o yeni o yenilgi bana çok şey öğretti. Bir ders çıkardı. Yani orada çünkü şeyi anladım artık. Yani ben varlığımı koymak zorundayım. Diğer başka oyuncularla ilgilenmemek durumundayım gibi. Bu saygısızlık değil rakibe. Bu bir sporcuda olması gereken bir özellik. Ama düşünsenize o zamanlar yani 91 yılında oynadık biz bu maçı. Evet. Orada o zaman Türkiye'de organizasyonlar yapıyordu rahmetli Bora Karatay. Orada oynadık. Şimdi bütün dünya seyrediyor. Dünyanın her yerinden bilardocular gelmiş. Seni seyrediyorlar ve sen o ara göz doldurmaya başlamışsın dünyada. Adın gelmeye başlamış. Adın duyuluyor. Semih Saygıner diye biri var. Hani kendini üçüncü şahıs olarak bahsediyorum. Yanlış anlamayacağını düşünerek insanların ama öyle anlatmam lazım. Ve bir anda Kölemans'la maç yapıyorsun. Setlerde 2-1 öndesin. 2-2 oluyor. Son sete başlıyorsun. 15 sayılık set oynanıyor o zaman. 13-2 öndeyim abi. Ve bitmiş oyun. ya bir an şeyi fark ettim ben. Kölemans'ı yeniyorum ben Kölemans'ı. Ve böyle onu şöyle tarif ediyorum. Yani ringde Muhammed Ali'yi yeniyorsun. Yendiğini anlıyorsun. Adam sendeliyor. Böyle lan bir dakika dersin ya. Yumruk atamaz hale gelirsin. Kitlenirsin. Nasıl yani ben şimdi Muhammed Ali'yi yendim falan diye. Duyguyu anlatacak bir örnek vereyim. Evet. Raymond Kölemans'ın ismi netleştiğinde salonda işte Murat Hoca, sen, usta hepimiz böyle istişareler başladı. Gelecek, konuştum, geliyor falan. Bana da teklif ettiler açılış maçını senle başlasın diye. Ben o gün bugündür uyumuyorum Çiğdem. Heyecan başladı yani. Şimdi tabii hobi olarak yaptığınızı biliyoruz ama sıkı da antrenmanlar yapacağım. Oraya geleceğim. Bir şey merak ediyorum. Ustanın duygusunu aldık. Evet. Raymond Kölemans'ın Semih'in o gelişindeki duygusunu da merak ediyorum o maçta. Yani bu adam geldi. Tamam dünyayı kasıp kavurur dedi mi? Orası çok önemli. Maybe let me explain to Raymond. Maybe it's better. Because maybe I have to mention the 91. 92'den bahsettim. Bana karşı oynamıştın burada Grand Prix'de. It was 13-2 in the last set and I. Son bölümde 13-2 öndeydim ama oradan geri döndüm ve beni mağlup ettin. To play the World Cup. And daha sonra Dünya Kupası'nda her şeyi değiştirdi o maç. Evet. Beni yendin değil mi? Hayır, seni yendim demek istemiyorum. Hayır. Evet, evet. Kesinlikle. Evet, güzel aslında. Böyle olması lazım. Böyle duygular olması lazım. Ne hissetmiştiniz? What did you feel? Ne hissetmiştiniz? Kaybetme about the Turkish, bir Türk oyuncuya karşı ve Türkiye yoktu ortada. Hiçbir zaman bilardo dünyası yoktu. Ama biliyorduk sizi. All the players in Belgium, bütün oyuncular, Belçika'dakiler seni biliyordu. And, I know him also. Ben de onu tanıyordum. But I was thinking maybe he's not so strong. Tabii çok güçlü olduğunu düşünmüyordum. So and he beat me. Ve beni mağlup etti. Ve bu her şeyi değiştirdi. I always say, her zaman şunu söylerim. You are a winner. Kazanan her zaman kariyerimde. Ama her zaman kaybettiğiniz zaman da bunu kabul etmeniz lazım. Eğer bunu kabul edebilirseniz bir şampiyon, büyük bir şampiyonu daha popüler hale getirir. Çünkü insanlar bunu görmek ister. Bu kaybettiğinizi kabul ettiğinizi görmek ister. Sadece bu. Bu çok büyük bir karakter. Bu kolay değil. Ama yine de yapmak lazım. Türkiye'de bunu öğrenmemiz lazım. Kaybetmek burada utanç gibi gözüküyor. Ben şunu da merak ediyorum müsaadenizle. Tabii ki sizin felsefenizi de merak ediyorum ama gençlere de ışık olması açısından hayat felsefenizi merak ediyorum. Mr. Kölemans. Genç oyuncular tabii ki önemli.
We are sitting here with a young player. Şimdi karşımızda genç bir oyuncu var. Kaç yaşındaydın? 16 mı? 16. Almost like you, Raymond. Neredesin senin gibi? Hala öğrenci misin? Bu aynı zamanda da önemli. Şunu söylemem lazım. Çok önemli bir şey. Diplomanı almaya çalış. Ondan sonra 20-21 yaşındayken karar verebilirsin. Profesyonel bir bilardocu mu olacaksın? Yoksa olmazsan da cebinde bir şey olması lazım. O da diploma işte. Bu çok önemli. Ve bu çok önemli. Ama bence sen şu anda bunun ne olduğunu anlıyorsun. Bunu görebiliyorsun. Bu harika. Burak, buradan sana geleyim. Türkiye'nin dünya şampiyonu olan en genç ismi oldun. Tebrik ediyoruz bu arada, değil teşekkür mi? Hep birlikte. Gerçekten de çok güzel bir başarı. Hem Türkiye şampiyonu oldun aynı sene içinde, değil mi? 2022'de. Hem dünya şampiyonu oldun, hem de Avrupa şampiyonu oldu Burak. Gerçekten de çok büyük bir başarı. Tebrik edelim teşekkür bununla ederim. İlgili seni. Tabii ki bir de bir futbolculuk geçmişin var, değil evet, mi? Evet, futbolculuk geçmişin de var. Biraz hikayeni dinleyelim mi? Aslında şöyle oldu. Benim 3 yaşında, yok 3 çok erken oldu, 5 yaşlarımdayken futbol benim rüyalarıma girmeye başladı. 3 erken değil, benim 3'te evet, girmeye başladı. Yok, 3 çok erken oldu. 5 yaşlarımdayken futbol rüyalarıma girmeye başladı. Ben aileme dedim, spor okuluna yazılmak istiyorum, futbol okuluna yazılmak istiyorum, ben futbol oynamak istiyorum dedim. Bir spor okulunda başladım, Galatasaray spor okulunda futbola başladım. Ondan sonra 11 yaşımda, yok 9... Tabii futbolu artık bıraktığım için unutmaya başladım biraz. 9 yaşımda Galatasaray altyapısına seçildim. 1,5 sene bir Galatasaray altyapısında futbol oynadım. Oradan Başakşehir'e geçtim. Başakşehir altyapısında 4 sene top oynadıktan sonra ufak bir takıma geçiş yaptım. Ondan sonra da futbolu bırakma kararı aldım. Aynı zamanda bilardo'da oynuyordum. Bilardo'ya da yaklaşık 9-10 yaşlarımda başladım. Futbolu bıraktıktan sonra bilardo kariyerim daha... daha sık antrenmanlarla devam etti. Asıl kariyerim bilardo'da 14 yaşımdan sonra diyebilirim aslında. 2020 yılında bıraktım futbolu. Bilardo kariyerime tamamen yöneldim. Sonra başarılar da ardı ardına geldi, değil mi? 2021-2022. Hem kondisyon antrenmanlarıyla hem de mental antrenmanlarla güzel geçiyor turnuvalar. Tabii bir taraftan da sevgili Semih Saygıner, sizi de tebrik edelim. Teşekkür ederim. Beni değil tabii, takımı. Takımı. Burada üç kez üst üste tabii. Dünya şampiyonluğunu ülkemize getirdiniz. Zaten dünyada Türk bilardosu deyince ilk akla gelen isimsiniz. Teşekkür biraz ederim. O şimdi baktığınızda o şampiyonla neler söylersiniz? Ya ben hala o son sahneyi seyretmelere doyamıyorum yani. Vallahi öyle bir şey yani. Her yerde söylüyorsun bunu. Yani evet. Duygu geçmiş belli oldu yani. Yani çünkü öyle bir şey ki bu. Şimdi hayır, birkaç tarafı, birkaç tarafı var bu işin. Şimdi bir, yıllardır söylüyorum. Hala da söylemeye devam edeceğim. Yani Türkiye bu konuda gerçekten çok önemli bir yerde duruyor dünyada. Ve bilardo düşünüldüğü kadar küçük bir sektörde değil. Bugün Kore... Bilardo sektörünü elinde tutuyor. Yani biz niye yapmıyoruz bunu? Biz niye? Biz ıstaka üretmiyor muyuz? Biz masa üretmiyor muyuz? Bizde üretim yok mu? Bizde oyuncu mu yok? Ya biz domine ediyoruz. Madem öyle, aynen Kore modeli neyse onu yapalım. Pastadan payımızı alalım. %1 alacağımıza %70 alalım. Buna müsait bir ülkeyiz biz. O yüzden yıllardır şunu söylüyorum. Türkiye bilardoyu domine ediyor. Dünya klasmanında... Adını saymayı unutabileceğim isimler var ilk yüzün içinde. Yani o da mı vardı filan diyebileceğim. Ama Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet. Yani bu arkadaşlar öne çıkan arkadaşlar. Diğer tarafa giden arkadaşlarımız da var profesyonel bilardoya. Ama günün sonunda Türkiye şampiyonasında birinci ile ikinci bitirince biz Tayfun'la partner olduk. Aynı 2003 yılında ilk dünya şampiyonluğunu ülkeye getirdiğimiz gibi. 2003 ve 2004 yıllarında o kadar oyuncu yoktu ki Türkiye'de. Yani bir Yılmaz vardı o dönem, bir Tayfun vardı. Tayfun çok öne çıkmıştı, çok parlamıştı. Partner olduk, dünya şampiyonluğunu getirdik. Yıllar sonra o anları yaşamak ve ülkemizde yaşadığımız bu deprem felaketinin arkasından
ülkedeki herkesin onarılmaya olan ihtiyacı buna. Biz de payız. Ben de onarılmak istiyorum. Ben belki kimseyi kaybetmedim depremde ama ailemden birini kaybetmişçesine etkilendim ben bu depremden ve onarılmak istiyorum. Sanıyorum herkes de istiyordur. Bütün bu duygularla beraber orada öyle bir patlama yaşadık ki ben hayatımda hiç bu kadar duygulandığımı hatırlamıyorum. Tayfun da aynı şeyi söylüyor. Ben diyor maçı bitiririm diyor, şampiyon olurum diye falan yaparım diyor. Bunlar çıkmamıştı. Hepsini bir araya getirince böyle bir duygu patlaması oluştu ve üçüncü kez üst üste ülkeye Tayfun'la ben altın madalya getirme şansı bulduk. Daha önce de 2019 yılında Lütfi Çenet'le Murat Naci Çoklu, 2020 yılında... Yok, 2020 yılında olmadı. 22'de Tayfun'la... O kadar çok ki karıştırıyoruz evet, artık yani düşün yani. Tayfun'la çok sonra da biz getirdik altın madalyayı. Ve şu anda milli takımlar düzeyinde Türkiye dünya klasmanında bir numara. Bu bir ya. Bu üstü yok bunun. Bir yani. Ya. UEFA'da bir yani. Yani bir. Peki dünya klasmanında bireysel, ferdi olarak sıralamada... Tayfun 3 numara. Ben galiba 7 miyim, 8 miyim öyle bir şey. Ya oralarda oyuncularımız ya, var. Tabii canım yani. Burak geliyor alttan, geldi, başkaları geliyor. Geliyor. Yani şimdi burada... Ben geliyorum. Stüdyo yetmediği için belki ağırlayamıyoruz. Birçok önemli oyuncumuz var. Yani gerçekten çok başarılıyız bilardoda. Ama bunun çok güzel işlenmesi lazım. Yani sporu sevdirmek. Şimdi demek ki doğru şeyleri yapmışız ki. İşte Burak gibi arkadaşlar alttan geliyor. Gelecekler de. Raymond da aynı şeyi yaptı dünya çapında. Öyle bir karakter koydu ki ortaya, sporu sevdirdi. Ben de öyle bir misyonum olduğunu düşünüyorum. Bu son şampiyonada yaşadığım başka bir duygu daha vardı ki şu. Belki de takımlar düzeyinde yaşayacağım son şampiyonluktu. Sen bırakamazsın. Bilemezsin. Daha oynarsın. Hayır bilemezsin. Şimdiden yeni hedefler düşünülmeye başlanmıştır yani aslında. Yani hırslıyım. Çalışıyorum ama ben de 59 ha, yaşındayım ama abi. Yakalayabilir miyiz? Tamam kendime bakıyorum tabii. Bilmem ne ama yani 59 yaşta öyle hani pardon. Hocam. Şaka doğru değil diyorsun, yani. Doğru diyorsun. Bir de bayrağı bir yerden sonra devretmek lazım. O da beni mesela çok duygulandırır. Çünkü ya güzel bir bitiriş olur. Benim için de bu anlamda. Bireysel olarak yarışmaya devam ediyorum. Ama önümüzdeki sene belki Türkiye'de ilk iki yakalamayabilirim. Baba Türkiye şampiyonası dünya şampiyonasından zor. Birini yeniyorsun biri geliyor. Birini yeniyorsun biri geliyor. Fransa'da en son bir şampiyonaya gittim işte böyle bir özel şeye gittim. O arada takımlar şampiyonası oynanıyor. Bakıyorum listedeki maçlara. Fransızlara diyorum ki ya diyorum herkes adam diyor. 7 ıstakada 30 sayı çekmiş diyorum. Adamın ismini ilk defa görüyorum. Kim bu diyorum. 10 ıstaka bitirmiş. Yani Türkiye gerçekten öyle bir şey. Dünya klasmanını koy. Bir de Türkiye klasmanını koy, averajlara bak abi. 30. sırada adam 1.3 oynuyor ya. Yani bu çok iyi bir şey. Demek ki diyorum ki doğru şeyler yapmışız hep beraber. Bir taraftan da yani, şunun altını çizmek lazım. Yani 3 bant bilardoda da dünyada Türkiye domine ediyor. Aynen yani öyle. Bunun da altını, bu başarının altını da çizmek lazım. Bu arada bakın başka branşlarda da dünya artistik şampiyonu. Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş. Bak artistik Avrupa dünya şampiyonluğu yaşamış sporcular bunlar. Eylül Kibaroğlu. 9 top 8 topta Avrupa şampiyonu oldu. Yanlış olmasın. Ya 9 top ya 8 top. Dünya çapında oyuncular ki gelenler var alttan. Evet. Çünkü herkes ilerletmek ve ileri gitmek istiyor. Bu çok doğal bir süreç. Sporcunun ruhunda var bu. Yani hiç ben şunu görmedim mesela ben oldum yani de sayayım. Aman da ne güzel gider oynarım böyle filan. Hani topları yerini değiştireyim geri geleyim. Yıllarca bununla övünmedik mi? Ülkemizi temsil ettik, geldik. Bulunarak mı? Orada bulunarak mı? Orada bulunarak ülke temsil edilmez. Orada çalışılmış, antrenmanı yapılmış, kazanmaya ve ülkeni en iyi şekilde sporculuk anlamında temsil etmek için varoluştur ülkeyi temsil etmek. Ben öyle görüyorum bir sporcu bence olarak. Bence yeni nesil de şimdi salondan görüyorum. Aynen. Biraz... camianın içini de teneffüs eder hale geldim. Aşağıdan gelenlerimiz gerçekten çok yetenekli. Burak başı çekiyor. Birçok evet, oyuncu sayabiliriz böyle. Arada kalmış şimdi Semih Usta'nın bırakmaz da yani yaş aktiyle bırakacağı dönemde de zemini sağlam bıraktıklarına inanıyorum. Gelenler dolduracak yetenek açısından. Şimdi turnuvaya özellikle bir şey ifade etmemiz lazım Çiğdem. Ben bilardocu değilim.
oynuyorum, oynamaya çalışıyorum, daha iyi oynamak istiyorum. Bunun için hem zamanımdan, hem vaktimden, hem hayatımdan zaman ayırıyorum ve hoşuma da gidiyor bu. İyi de antrenmanlar yapıyoruz. Bu arada fena takip ediyoruz. Diye, takip ediyoruz seni. Ya. Şimdi şu. Var ya. Şurası son derece önemli. Bu organizasyonun önemi benim açısından. Şimdi ben de Avrupa Şampiyonası yarı finali oynadım. Yarınki maç kadar heyecanlanmadım. Bak yeminim, yarın elim ayağım titriyor. Hem bir efsaneye karşı oynayacak olmak, hem kendini ifade edebileceğim başka bir branşta o kendinle olan challenge'ında heyecanlıyım. Ama şu son derece önemli olması lazım. Organizasyon, şimdi Raymond Kelemans'la Tümer Metin'in bilardo masasının etrafında bir araya gelmesi, Anadolu'nun Bozkır'ındaki bir çocuğu alıp Neukamp'ta Messi'nin karşısına koymak gibi bir şey. Bu imkansız. Tabii. Bunu gerçekleştiren bir organizasyon var. Aşağıdan gelen oyuncular, bir sene içinde emek veren oyuncular aynı havayı teneffüs edecekler. Hepsi benim kadar heyecanlı biliyorum. Dün akşam çok geç vakit bıraktık salonu. Herkes antrenmanın son hazırlıklarının derdindeydi. Şimdi bu bir kere hayatta çok büyük bir anı. İnsanın kendiyle olan sevinciyle çok büyük bir anı. Ve bu organizasyonların artması demek ülkede bilardoya gösterilen ilginin de yeni neslin ilgisinin de başka yere çekilmesi demek. Senelerce işte kahvehane kültürüyle anmak istemiyorum ama işte kahvehane sporu olarak alındı. Salonu gelip görün. Dünyada eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum ben salonun. İnanılmaz ve sadece salon değil. Aileler çocuklarını gönül rahatlıkla yollayabileceği, tabii, sosyalleşebileceği, kesinlikle, güvende hissedebileceği gayet steril bir ortam var orada. Büyükçe bir aile ortamı diyelim çok ona. Iyi, çok yani iyi. O konuda beni çok şaşırtan ben nasıl şey tarif ettim biliyor musun bizim salonu? Hiç gelmedi Raymond bizim salona. Ben şöyle tarif ettim. 19 masa var dedim. 3 tanesi Amerikan, 16 tane maç masası var. Evet. Masaların hepsi dolu. Bilardo oynanıyor. Seyredenler var, çıt yok. Doğru. Ve turnuva falan oynanmıyor. Evet, doğru. En çok gürültüyü ben yapıyor olabilirim dedim. Ben çünkü dedim biraz gürültücüyüm dedim falan. Herkes dedim şeyinde yani daha iyi oynamak istiyor. Öğrenmek istiyor, geliştirmek istiyor. Sizin mesleğin de Raymond Bullock. You don't have to be nervous because sinirli olmana, before, gergin olmana gerek yok. He was playing football with çünkü daha önce futbol oynuyordu. Yes. 50-60 bin kişinin önünde sadece benle oynayacaksın. Çok gergin olmana gerek yok. Sadece ben tek kişiyim. Nikolak aynı şey değil, aynı şey değil. Person, you know. Ama çözümünü buldum. Yeah, çözümü şu. Dün akşam yaptığım espriyi yarın muhtemelen yapacağım onu. Şimdi bir pozisyon düşer, karar verememişsem, tercih yapamamışsam olmaz. Yedek mi kullanacaksın? Diyeceğim ki müsaadenizle ben bunu ayağımla vurabilir diye. Belki şansım olabilir bak. Belki şansım olabilir. Şöyle ayağımı dışıyla bırakırım oraya ben. Şimdi bilardo sporunda rakibinizi engelleme ihtimaliniz yok. Fal yapma ihtimaliniz yok. Istakazını alma ihtimaliniz yok. Çok güzel, yok. Çok güzel kuralları var Çiğdem. Evet yani mental olarak da biraz da böyle öfke kontrolünü de sağlamanız gerekiyor. Yani kesinlikle. Bu kişinin kendiyle olan, savaşını bir kenara bırakıp tamamen oyuna yöne. Oyun çok büyük. Semih doğru bir şey söylüyor usta. Ben mesela salona girdiğimde direkt telefonumu sessize alıyorum. Çünkü benim telefonum çalsa kimsenin rahatsız olmayacağını biliyorum. Ama benim telefonum çaldığı an belki de Burak'ın hayatının sayısını vurduğu an olabilir. Evet. Yani kariyer rekorunu attığı sayı olabilir. Kimseyi rahatsız etmemek adına. Kendi içinde dinamikleri var. Bir de oyun güzel. Şimdi böyle oturuyorsun, sıranı bekliyorsun. Evet. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın yani. Bizde hani rakiplemece ya yok. Öyle bir şey yok. Bizde rakiple mücadele edersin. Tabii. Oyunun kendi içinde dinamikleri vardır, kavgası vardır, tabii, öncesi vardır. Burada öyle bir şey yok. Gelirsin saygı çerçevesinde oturuyorsun. Tayfun çok güzel bir cümle kurdu. Burada tekrarlamak istiyorum. Geçen günkü röportajımızda dedi ki 100 yılın ihtiyacı olan barışı içeriyor dedi bilardo. Güzel. Çok güzel bir cümle. Güzel. İçinde barış var. Bütün o rekabete karşın, yani birbirini alt etmeye çalışmasına karşın rakiplerin müthiş bir barış var içerisinde. Yani rakibi alkışlıyorsun, rakip seni takdir ediyor. Bu bir taraftan da insana bir konuda ileri gitmek için hile hurdaya başvurmak yerine daha iyi olmak için çalışmayı öğretiyor. Çünkü başka yolu yok. O kadar net bir şeyden bahsediyoruz ki, iyiyseniz masadasınız, değilseniz oturuyorsunuz. Oturuyorsunuz. Semih Saygın'ın felsefesi ne peki?
hangi biri diyelim ona. Şimdi benim hayat felsefem şu, ben her zaman öğrenci kalmayı seven bir insanım. Yani ben hiç yaş almış bir insan gibi görmüyorum kendimi. Çünkü insan, şöyle tarif edeyim daha doğrusu, biraz daha uzatayım. Merak etmek, öğrenmek, gelişmeye açık olmak, değil mi? Bunların karşısında eşittirlik, o çocuk. Doğru. Yani içindeki çocuğu kaybetmeyeceksin. Ben kaybetmedim. Ben hala çocukmuşçasına yeni bir şey öğrendiğimde mutlu olan ve öğrenmeye çalışan bir insanım. Böyle anlatıyorum bazen de gittiğim konuşmacı performanslarında. Diyorum ki hayattan diploma bekleme. Hayatı bir okul gibi gör. Başla, devam et, bitir ama diploma bekleme. Hep öğrenci gibi yaşa. Ben öğrenci gibi yaşıyorum. Ve bu beni son belki de 20 yılda çok başka bir insana doğru evrilmeme sebep oldu. Çünkü çok kötü şeyler yaşadım çocukluğumda. Yani annem babamı çok erken kaybettim. Hayatım allak bullak olmuş. Onu bilemezsin o zaman. Erken olgunlaşmak zorunda da yani kalmışsın. Hayatıma yön vermek zorunda kalmışım. Çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm ben. Çok oyunlar oynanan bir ailede büyüdüm. Fakat ona rağmen çok sertleştiğimi söyleyebilirim. Karakter olarak. Çok sertleştim. Niye? Çünkü hayatıma sahip çıkmam gerekiyordu. Hayatımı kurgulamam gerekiyordu. Fakat sonra işte bu öğretiyle, bu öğrenci gibi kalma meselesiyle beraber aslında başka bir adama, özüme doğru yolculuğum başladı. Aslında adam daha iyi bir birey olma öyküsü, yolunda adam istiyorum yani. Öyküsü biraz ustanın hayatı. Ya bilardo bir araç orada. Hayatın kendisi her şeyden daha önemli. Hepimiz sonuçta bir iş yapıyoruz. Evet. Yani bırakın şu kim daha önemli yarışı yapmayı ya. Herkes önemli. Herkes önemli. Herkes önemli. Ben hiç kimseden daha önemli olduğumu düşünmüyorum. Herkes önemli. Ben işimi iyi yapmaya çalışan bir insanım. Bunu da anlatmak için buraya geldik. Çünkü insanları motive etmek istiyoruz. Hani derler ya, ya ayakkabıcılık öldü be. Niye? Çünkü onları sevdirmemişsin. Desteklememişsin. Ben de bilardo ölsün istemiyorum. Madem biz bu devirde Türkiye olarak dünyada söz sahibiyiz, bundan 30 sene, 20 sene sonra türbünde oturup, Kölemans'ın oturduğu gibi bir Türk oyuncunun orada oynayıp 18 yaşında dünya şampiyonu olduğunu seyretmeyi çok isterim. Sayın Kölemans, Sayın Semih Saygıner içindeki çocuğu kaybetmediğini söyledi. Ben sizde de onu görüyorum. O pozitifliği görüyorum. O güler yüzünüzü, neşenizi görüyorum. Bilardo sporunun size olan etkileri neydi? Mental sağlığınız açısından. Mental. Yeah. Zihinsel olarak. Evet. Fiziksel olarak faydasını görüyoruz. 86 yaşında hala. Mental, that's okay. Onu söylememe bile gerek duymadı. Mental, that's okay, but you have to do it by yourself also. Ama bunu tek başınıza yapmanız lazım. You have to do it by yourself also. That's important. Bu çok önemli. What about character? Bu karakter. Child inside you. Peki içinizdeki çocuk? Bunu soruyorlar. Hala içinizde bir çocuk var mı? Çünkü bundan keyif alıyorsunuz. Evet, çok keyif alıyorum. Evet, eğlenirken görüyorum seni. Dün akşam burada mıydı? You go downstairs. Uyanıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz kendi evinizde ve orada bir bilardo masası var ve orada oynuyor. Bu inanılmaz. Bundan çok keyif alıyor. Bir çocuk gibi. Masayı sevdim. Şu anda 85 yaşındayım ama oynamayı seviyorum. Düşünmeyi, devam etmeyi seviyorum. Belki buradan bir mesaj olabilir. 85-86 yaşında olduğunu söylüyor. Evet. Ve hala masanın başında vakit geçiriyor. Evet. Kendi içinde bir dinamiği var. Ya ben mesela futbolu bıraktıktan sonra spor yapan bir adam olmadım. Tamam, yemeğe içmeye falan dikkat ediyorum ama spor yapmadım. Şimdi bilardo bir bakıyorum 7-8 saat masanın etrafında yürü. Bir tabii canım. Kendimi iyi hissetmemi sağladı. Tabii yani bir canım. Şey salgılar oldum. 85-86 yaşında hala fiziki kalitesini koruyor. Mental olarak başka bir şey söyledi. Fizik kalitesini koruyor. Yeni başlayanlar için de bence çok önemli. Evet, çok çok önemli. Tabii spor gibi görülmesi lazım. Burası biraz eksik kaldı ülkede usta. Şimdi sportif aktivite olarak, yarışmacı olarak yarışmak başka bir şey. Bilardo'nun güzelliği şu, günlük hayatın içinde. Yani hobi olarak da çokça insanın dünyada yaptığı bir şey. Fakat en güzel tarafı ne biliyor musun? Yaşam enerjisi dediğimiz şeyin karşılığı eşittir
bir gün önceden daha iyi olma hali. Daha çok bilme hali. Bilardo'da bu var. Bak bizim salona abilerimiz geliyor. Bilardo oynuyor. İşte Raymond'la aynı yaştalar aşağı yukarı. Şimdi onlar tabii nasıl toplanacaklar etrafında? Raymond'u böyle seyredecekler. Şimdi geliyor mesela diyor ki Semih'cim diyor ya şu diyor vuruşu diyor ben nasıl diyor bunun şeyi nedir diyor formülü. Anlatıyorum abi şöyle diyorum. Hı hı. Biz de anlatıcıyız yani yılların birikimi var tabii. Anlatıyorum ona püf noktalarıyla. Ya gözünü gör ya bak 18 yaşında ya adam. Parlıyor. Kırıklı oluyor değil mi? Ertesi gün bakıyorum onu çalışıyor masada. Şimdi bu kişiye deseniz ki çık 5 kilometre 3 kilometre yürü. Hı hı. Yürümez. Al işte dumbbell'ı çalış. Kaslarını hareket ettir, vücudunu hareket ettir, iskelet sistemini hareket ettir. Yapmaz. 6-7 saat bilardo oynuyor. Hı hı. Ve yaşam enerjisi pırıl pırıl. Bak bırak gri, gri yani gri yok saçında. O kadar beyaz ama gözler 18 parlıyor. Yaşında. Parlıyor. Çiğdem şu güzel. Buranın da gözleri parlıyor değil mi? Çok önemli bir şey. O kıymetlimiz bu arada. Sporumuzun zaten en güzel yanı 10 yaşındaki bir çocuk da yapabiliyor. Evet. 86 yaşında olsan bile yapabiliyorsun bizim sporumuzu. Evet. O kadar uzun. Yani, yarışmacı gibi değil ama yani. Tabii ki. 50 yaşında evet. Olmadan. Aynı ortamı paylaşabiliyoruz yani. Aynı ortamı paylaşabiliyoruz yani. Burak tabii antrenmanlardan bahsettik ama katılır mısınız bilmiyorum. Sadece bilardo masa başında antrenmanla çözülecek bir spor da değil. Onun evet. aynı zamanda hı-hı. konuştuk. Mental hazırlığı var ama bir de maçlardan önce değil mi kendini hazırlama sürecin var. Yani o psikolojini ona göre hazırlama sürecin var. Sen nasıl hazırlanıyorsun maçlara? Kendimi pek heyecana yenik düşmemek adına önemli ve zor maçlarda hele ki rakibim Semih abi gibi biri olduğunda heyecana yenik düşmemeye çalışıyorum. Hı-hı. Nasıl yapıyorsunuz bana söyle yarın ben çok heyecanlıyım. Söyle ben de bileyim onu. Yani nasıl yapıyorum? Ya ama sen zaten ya, sakin karakterli birisin sakin, ya genel olarak. Zaten sakin kalıyor. Evet, genel sakin olarak kalıyorum. Öyle biri yani. Bu heyecan bir bilgiyle doğru orantılı. Ya, eğer evet. hazırsan heyecan evet. ortadan kalkar. Ya hazırlık olmadan o pozisyonlar bak, geldiğinde her şey çok güzel ilerliyor zaten. Tabii. Masa içinde. Biliyorsan ilerliyor. Biliyorsan, şu örneği veriyorum ben hep. Bak, dahi düzeyindeki zekaya sahip kişiler hı hı. dahi imtihana girdiğinde heyecanlanır, evet. korkar, hı hı. strese girer. Evet. Ama bilir. Hı hı. Birinci soruyu bilir, ikinci soruyu bilir, üçüncü soruyu bilir, bilir. Bir süre sonra korku, stres, heyecan burada duruyor böyle bekliyor ki evet. adam bir korksun diye biz de bir işe yarayalım. Bakar bakar bir şey yok giderler onlar. Ama i̇şte heyecan bilgi, güzel olan. Ama işte yani bilgi, ve, heyecan bilgi ve hazırlık bilgi ve hazırlık esastır. Yani. I want to say something to this young player. Gençlere. A very important thing that you have to learn is öğrenmeniz gereken önemli bir şey var. Sitting on your chair. O anda oturabilmek. Çünkü bilardo the best place that you can have sitting on your chair. Like oturduğunuz andadır aslında. Orada anlarsınız. Your opponent is playing, make oynamak, like this, bir şeyleri devam ettirmek ama oturup and beklediğinizde table, ve masaya gittiğiniz anda kendiniz olmanız gerekiyor. And go only on what you can do. Ve ne yapacağınıza sahip olmanız lazım. I can do the same and maybe better. Ben aynısını hatta that's daha iyisini yapabilirim demeniz lazım. Önemli olan bu. Çünkü oturması çok kötü bir yer. Önemli olan yer ayağa kalkıp oynayabilmek, bilardo oynayabilmek. Ve bazen sandalyenizde oturup biraz gergin olabilirsiniz. Masaya gittiğiniz anda bir şeyler değişir. Çünkü elinizde ıstakanız vardır, oynuyorsunuzdur. Oturup beklerken, böyle dururken çok çok zordur. Bunu öğrenmeniz lazım. Bunu kabul etmeniz lazım. Eğer kaçırırsan, oturmak durumundayım. Eğer sen kaçırırsan, ben masaya gideceğim ve daha iyisini yapacağım. Karakter bu. Bence, kaçırmamak için masanın kıymetini bileceksin. Bak elektrikli sandalyeye benzetti. Yeah. Yani o kadar aslında rahatsız bir yer ki ama orada oturmayı öğrenmek lazım diyor. Evet. Tabii bizler bunu yıllar içerisinde öğreniyoruz. Mesela bazıları farklıdır.
başka türlü oturur, strese girer, bir şey yapar ama yine çıkar oynar. Ama bazıları daha sakindir. Ben de mesela az evvel dediği gibi düşünürüm. Yani fırsat gelirse çıkıp maçı kazanmak istiyorum derim yani. Ki gelmiş fırsatları da değerlendirmişliğim vardır çok, yani. Çok önemli. Her sporda olduğu gibi. Bilardo'da şöyle bir an var. Sürekli anda kalmak lazım. Ya futbolda zaman zaman kaçabiliyor evet. bizde. Yani oyun öbür tarafta oynanır. Hı hı. Aslında oyunun içinde olman lazım. Çok tabii. benzer yönü var. Çok ayrıştığımız evet. yönleri var. Bizde kavga, sürtünme, temas çok fazla. Burada öyle bir şey yok. Herkes kendine ayrılan zamanda işini yapıyor. Tabii. Ama oyunu okuma kısmı aynı paydada buluşuyor. Ya Çiğdem, şurası çok zor. Gerçekten beklemek çok zor. Sandalyede beklemek. Yani antrenman yaparken de beklemek, maçı tabii, oynarken tabii. de beklemek çok zor. Dolayısıyla masaya geldiğinde o anın kıymetini iyi bilmek lazım. Elinden gelenin en iyisini yapmak lazım. Raymond heyecanlı mı onu merak ediyorum. Yapışmak lazım masaya yani. Böyle yapışacaksın tabirini caizse yani. Masaya yapışacaksın. Rakibin diyecek ki bırakmıyor bu adam ya. Bırakmıyor yani masayı bana. Şimdi tabii yarınki maç öncesinde, yarın gerçekleşecek olan saat 12'de açılış maçı öncesinde Tümer Metin, sevgili Tümer Metin çok heyecanlı. Muhtemelen bu gece uyuyamayacaksınız. Ben 15 gündür uyuyamıyorum yani. Uykular kaçtı. Sizde heyecan durumları nasıl? Yeah, var mı heyecan? Yeah, but in every evet. kinds of her sporun her çeşidinde sport, other sport. Farklı sporlarda da if they make a reaction you can bir reaksiyon olursa bir şey yapabilirsiniz ve hücum edebilirsiniz. Bir reaksiyon gösterebilirsiniz ama bilardo'da böyle bir şey şansınız yok. Hiçbir şey yapamazsınız. Sadece beklemeniz gerekir. Orada beklerken sandalyenizi ölürsünüz. Bu birçok oyuncuyu bu gergin hale getiriyor, stresli hale getiriyor. Bu duygularla da başa çıkman gerekiyor tabii ki. Tabii. Futbolda, basketbolda hemen karşılık verebilirsiniz, temas kurabilirsiniz. Belki de mental açıdan en güçlü olman gereken sporlardan bir tanesi. Çünkü rakip yok, yani rakiple kavga edemiyorsun. Bizde yollar vardır. Yani rakibi kendi alanına çekersin, onu o stresin içine sokarsın, tabii. kendi yarattığın iklimi oluşturursun, onun içinde oynamaya çalışırsın. Bilardo'da o yok, beklediğin anda bunlar elinden kendinle alınıyor. Kendinle baş başasın. O yüzden bu sefer kendinle kavgaya başlıyorsun, o oturduğun zaman dilimin dövüt oluyor. Onu da kontrol etmek önemli. Bunu kontrol etmen lazım. Tabii bilardo aynı zamanda değil mi Burak, matematik, fizik, geometri. Psikoloji, bütün aslında hepsinin birleştiği bir spor. Ya böyle teori çalışıyorum ben ya, matematik, diamondlar nereye tekabül ediyor bir, diye. Müthiş bir kas hafızası gerektiriyor. Hı hı. Dolayısıyla çok antrenman gerektiriyor. Ama böyle lay lay lom topun yerini değiştirdiğimiz günlük bilardo oynayayım hadi ben de vurayım topa gibi değil. Bayağı kasa öğretmen gerekiyor tekrarlarla. Hı hı. Ben bazen mesela antrenmana gidiyorum. Böyle bazı genç arkadaşlar geliyor oturuyor masanın başına böyle beni izliyorlar. Tek başına oynuyorum böyle izliyor. Biraz daha izliyor falan. Yani bir süre sonra böyle bakıyor, 50 kere aynı vuruşu yapıyorum ben. Sıkılıyor. Bir gün biri dedi ki, abi dedi biraz değişik vuruşlar yapsan hani biz de görsek. Bir gün dedi ki böyle benim dedim bu tarz vuruşlarım biraz zayıf da. Hani onları çalışıyorum, öğretiyorum kaslarımı falan dedi. Abi dedi senin dedi zayıf olur mu dedi ya. Öyle düşünüyor. İşte bu kas hafızası mesela ileri yaşlarda, şimdi Köleman 85 yaşında, ileri yaşlarda yavaşlıyor. Evet. Hatta o kadar ileri gitmeye gerek yok. Bir jet lag yaşıyorsunuz. Bir yere seyahat ettiniz saat farkından. Vücut uyanmış. Kas uyuyor. Ya arkadaş çıkıyorsun masaya. Diyorsun ki kasa ya bunu biliyor olman lazım diyorsun. Şimdi o diyor kas diyor ki ya baba ben bunu hatırlayamadım diyor. Yani ben bunu diyor hatırlayamadım. Sen bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O kadar ince bir yerde duruyor ki. Yani tam yapman lazım onu. Tam yapamadığın zaman benziyor. Seyirci de diyor ki ah yanından gitti, ah oldu. Semih'e ne oldu diyor. Bak diyor kötü oynadı, yenildi geldi diyor. Ya da atıyorum X Tayfun'a diyor. İşte onun için işin spor tarafı burada. Yani biz çok ciddi antrenmanlar yapan insanlarız. Korkunç bir disiplin var sporun içinde Çiğdem. Görüyorum mesela ustayı. Dünya şampiyonu oldular. İki gün sonra masanın başında. Ya adam bir zaman verir kendine gider biraz vakit. Ben evde oynayıp geldim canım. İnanılmaz
Yani bir geliyorsun, ben erken gidiyorum salona, geç çıkıyorum, usta hala masanın başında ve hala o öğrenme isteğiyle. Hı hı. Bu korkunç bir disipline sahip. Hangi sıklıkta yapıyorsunuz antrenmanları? Ben iki haftada 2-3 gidiyorum. Hı hı. Bak 12 sene oldu futbolu bırakalı. Bugün kamptayım ben. Hı hı. Yani burada program bitecek ve eve gidiyorum, kamp. Yani bildiğin maça hazırlanacağım. Maç var. Akşam yatma, düzen, her şey kamptayım ben. Yani iş disiplinim son derece yüksektir benim yani. Çok ciddiye alıyorum ya, heyecandan. Yani bir şey bilmiyorsan ciddiye almak zorundasın. İyi oynamak istiyorsun. İyi çok oynamak doğal, istiyorum. Çok doğal bir şey. İnsanın aslında içinde olan bir duygu bu. Bir şeyi iyi yapma isteği, güzelleştirme isteği. Bundan işte biz insanları bazen uzaklaştırıyoruz başka sebeplerden dolayı. Spor ve bu tarz yaptığımız konuşmaların hepsi aslında bunu anlatıyor. Yani güzelleştirelim ya. Daha iyi yapalım abi. Sen bak amatörsün. Futbolcusun ya. Ama diyorsun ki ben güzel oynamak istiyorum. Evet. Bu çok önemli bir özellik. Ve şimdi öğrenmek istiyorsun açıkçası, hı-hı, yani. Çünkü oyun o kadar büyük ki. Hı-hı. Yani şimdi iki tane, üç tane ustanın yanında benim bunları söylemem çok amatör kaçabilir ama oyun gerçekten inanılmaz. Oyun bir hepimizi bitirir. Oyun. Seni beni gömer, herkesi gömer. Oyun bizde dalga geçiyor. Bak biz şu anda dışarıdan izlediğinizde böyle virtüözite seviyesinde, hı hı, oyuna hakimmişiz gibi gözüküyoruz yaptığımız şeylerle. Hı hı. Fakat bir nokta var ki oyun sana bir sırtını dönerse o toplar bazen öyle kalıyor ki. Bak bakıyorsun bakıyorsun yani bulamıyorsun yani. Bak bulamıyorsun diyorum. Ve o periyotlarda işte sana tokadı yapıştırıyor oyun. Diyor ki sen mi büyüksün be, ben büyüğüm diyor. Sen büyük değilsin. Murat Tüzel çok güzel söylüyor, ustamız, hocamız. Diyor ki o gördüğünüz mavi masa, hı hı, kocaman bir okyanus diyor. Kocaman. Çünkü yani hatlar, toplar, açılar, her şey. Ben evde köşe falan dönerken yakaladım kendimi. Böyle bakıyorum mutfağın köşesinden buzdolabına buradan 40-20 ile giderim falan demeye başladım. Dedim herhalde deliriyoruz artık yani. Ya şimdi ben size bir hikaye anlatayım bak. Dikdörtgen bir salon düşünün. Bilardo masası, hı hı, şeklinde. Dikdörtgen. Bilardo öyle değişik bir şey yani. Şimdi vuruş topu masanın en alt kısmında burada. Hı hı. Banta yakın. Yani duvar diyelim burası. Kısa bant. Burada duruyor. İki top da aşağıda duruyor böyle kısa banta yakın yerde. Buna karot deniyor. Karot bizim tabirimizde yani defans aslında bu. Çünkü bir figür yaratamıyorsun, bir de mesafe uzadığı için. Hı hı. Vuruş yapmak çok zorlaşıyor. Üç bant yapamıyorsun. Çok zor yani. Şimdi bir gün Feridun Küllük diye bir arkadaşımız var Antalya'da. Bilardo hastasıdır. Hı hı. Oturuyor böyle salonun bu ucunda. Ya. Karısıyla çocuğu da orada oturuyormuş yan yana. Demiş ki kalkın karotta oturuyorsunuz. İki saattir sinirim bozuldu sen yapamıyorum diye. Öyle bir delilik bu yani. Amatör düzeyde de olsa. Biraz da mesleki deformasyon tabii. Ve sürekli zihni meşgul tabii ve dili aynen, tutan aynen. Bir spor. Yarın herkesi bekliyoruz usta. Evet, bir kez daha. Evet, yavaş yavaş da süremizin sonuna, evet, geldik ama şunu da belirtmek isterim. Tabii Sayın Köleman'sın, Tümer Metin'in ve Burak'ın da bir ortak özellik var. Bir futbol aynen geçmişleri var. Burak sen de aynı şekilde, evet, bir futbol geçmişin var. Sayın Köleman da Belçika'da değil mi? Berşat'tan da, evet, bir teklif almış efendim zamanında. Bilmeyenlere de buradan bir parantez açalım. Vazgeçmiş işte orada. Evet. Tabii tabii. You just change your mind to be a football player into a billiard player. Futbolcu olacaktınız ama vazgeçtiniz değil mi? You decided to be a billiard player. Bilardocu olmaya karar verdiniz. Evet. 21-22 yaşındaydım o sırada. He offered me a contract. Bana bir kontrat önerdiler. In a first division team. Birinci lig takımı. Berşot. Antwerp'e çok yakın. And they want me for one year. Beni bir sene için istediler. Denemek için aslında. Ama kulübüm o sırada kurallar çok farklıydı. Onlar hayır dediler. Onu almanız lazım. Ödemeniz lazım ya da hayır. Onlarsa daha fazlasını yapamayız şu anda. Çünkü çok fazla. Çok fazla para istediler çünkü. Hala kendi kulübümde oynuyordum. Birkaç maçta oynadım. Ama ondan sonra bıraktım futbolu. Ama o sırada iyi bir bilardo oyuncusuydum. Ve o sırada karar verdim. Bilardo oynamaya karar verdim. Sadece bu. Bir efsaneye şahit olduk bu sayede. Kısa hikayesi bu. Tabii kulübe de teşekkür etmek lazım onlar sayesinde.
was better than he was playing football because belki futboldan daha iyi bilardı oynuyor çünkü. He was the second player in Belgium. Also world champion. The second, the Pulidor, you see. Efendim çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz için. Üç jenerasyonu da bir arada ağırlamak değil mi sevgili Tümay Metin? Aynen. Tayfun'u unutmayalım. Tayfun tabii ki turnuvaya katılmadığı için bu programda yok. Çünkü burada turnuvayı konuşmaya geldik. Ama Tayfun da aramızdaki jenerasyondur. O da Ferdi Dünya Şampiyonluğu kazanmıştır. Gerçekten çok değerli oyuncularımız vardır. Onu da buradan es geçmeyelim yani. Yarın 12'de açılış maçımız. Yarın 12'de açılış maçımız. Başarılar diliyoruz. Bilardo.com.tr'den yayınlanacak. İzleyicilerimiz onu. Ayrıca salon açık. Biletli değil, isteyen yok, gelebilir. Ve açıkçası heyecanla ve sabırla bekliyoruz. Çok güzel bir turnuva geçirmenizi diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın Kölemaz çok çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Noktalıyoruz efendim her gün sporu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.